Merhaba arkadaşlar, KriptoCoin Çarşısı'na kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir günde, yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız kardeşlerim. Haftanın ilk günü piyasamızda neler oluyor, nasıl bir seyir izleniyor? Tabii ki yorum ve analizlerimize geçmeden kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir. Piyasanın geneline bakmadan her zaman olduğu gibi bir korku endeksimize, açgözlülük endeksimize bakalım. Açgözlülük endeksimiz 29 bandı seviyelerinde hala bir kırmızıyı bitiremedi, sarıya doğru dönemedi. Yani bu da piyasada endişelerin hakim olduğunu bizlere gösteriyor. Tabii ki bunlar birer alım fırsatı mıdır? Bunu herkes kendi karar verecektir. Bu piyasamız yatay şekliyle yoluna şimdilik devam ediyor. Bunların sebepleri nelerdir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi dominansta geri çekilme devam ediyor. Total 2 altcoin'lerden bir miktar küçük de olsa para çıkışları var. Bitcoin'de de şu an itibariyle fiyatımız 46.979 dolar seviyelerindeyiz. Peki Bitcoin neden toparlanamıyor arkadaşlar? Arkadaşlar, omikron vaka sayısı büyük bir hızla yayılıyor. Evet, endişe hakim, varyant yayılıyor. Yaklaşık vaka sayısı 300 milyona yaklaştı. Peki enflasyon endişesi de devam ediyor. Evet, gün geçtikçe enflasyon endişesi büyüyor. Fiyatlarda sıkışmalar devam ediyor. Hangi yöne kırılacağını kestirmek oldukça zorlaşmış durumda. Fed'in faiz oranlarının piyasanın beklediğinden çok daha sık artırması olabileceği de endişesi de mevcut. Dolar diğer gelişmiş ülkeler para gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin karşısında değer kazanmaya da devam ediyor. Fed'in rezerv başkanlığı pozisyonu için atama yapması da piyasayı sallayabilir arkadaşlar. Yani gibi gibi bir sürü nedenlerimiz var. Evet, piyasa çok sıkıştı. Yani böyle iç açıcı bir yükselişlerin gelebilmesi için piyasanın bu sıkışıklığı bir tarafa kırması lazım. Arkadaşlar, şu anda Bitcoin an itibariyle ve az önce de dediğim gibi 46.900'lerde. 45.500, bakınız burada bulunan 45.500, hatta 45.000 destek çizgisine ulaştığında arkadaşlar buranın kırılma ihtimali de büyük. Burası kırılırsa arkadaşlar aşağıda, bakınız aşağıda 43.200 dolar, hatta 42.500 dolara kadar geri çekilme potansiyeli olabilir eğer kırılırsa. Ki belirsizlik devam ettiği sürece bu kırılma da beklenebilir. Ama umarız ki buradan geri döner. Çünkü haftalık açılışı da kapanışı da arkadaşlar piyasamız olumsuz yönde fiyatlandırdı. Haftanın ilk günü tabii ki bazı coinlerde yeşillikler var ama piyasa genel anlamda geneline bakarsak piyasanın küçük çaplı da olsa %1'lik, 2'lik bir kırmızıya hakim olduğunu görüyoruz. Tabii ki her zaman da olduğu gibi bu hareketler Bitcoin'in yönüne bağlı. Bitcoin daha fazla geri gelirse dediğimiz gibi düşüşler kaçınılmaz olur. Yukarıda kırması gereken arkadaşlar, her zaman da gösterdiğimiz pozisyonda 4 saatlik grafimizde 48.500 dolar direnci var. An itibariyle süper trendimizin sat sinyalinin devam ettiğini görüyoruz. Evet, şuradaki yayı ucunu tamamladığı anda burada 45.500 dolar gözümüze çarpıyor kardeşlerim. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da farklı bir pozisyon yok. Evet, 3.800 dolar bandındayız. Fakat Ethereum nispeten Bitcoin'e göre biraz daha yukarıda seyrediyor. Yani altta bulunan 3.620 dolarlık desteğinin çok uzağında. 4 saatlikte bakınız. Yukarıda bulunan 3.815 dolarlık direncini kırma eğiliminde. Eğer burayı kırdığı anda tekrar 3.900-4.000 yolculuğuna başlayabilir ki
Bu da Bitcoin'in yukarı yönlü hareketini tetikleyebilir. Arkadaşlar, bakınız, satış yok. Sadece piyasada endişe var. Yani paralar alıp başını gidemiyor. Piyasa endişeli. Küresel piyasalardaki bu krizin daha fazla yayılması, kapanmaya da gidilmesi biraz daha bizi etkiler mi? Bunu da zaman gösterir, bekleyip göreceğiz. Şimdi bazı kardeşlerimiz, ya hocam oldu, çakıldık, duruyoruz. Artık ne yukarı gidebiliyoruz ne de aşağıya gidebiliyoruz diye düşünen kardeşlerimiz vardır. Arkadaşlar, bu piyasa hep böyle gitmeyecektir. Bakınız, bu piyasa hep böyle gitmez. Bunlar birer alım fırsatı sunulmuş durumda bizlere. Yani nakitte olanlar kademeli olarak, yani alış yapabilirler isterlerse. Tabii ki araştırmalarını kendi yapacaklar. Ha, geri gelmez mi? Ya hocam, biz şimdi alsak bu tekrar düşer. Arkadaşlar, piyasa riskten ibarettir. Kimse risk almadan para kazanamaz. Tabii ki bu piyasada dediğimiz gibi kaybetmek de var, kazanmak da var. Ama en güzeli de sabırlı olmaktır. Eğer panik yapmıyorsak, sabrımız yerindeyse biz bu piyasadan para zaten kazanırız. Burada anlattıklarımızın hiçbirisi kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet, fantoma bakıyoruz. Fantom %3'lük bir geri çekilmesi var an itibariyle. Arkadaşlar, onun da şuradan saatini alacak olursak, gördüğünüz gibi yukarıda 2.44'lük direncini iğneliyor. Ama bir sat sinyalinin geldiğini görüyoruz fantomda. Peki hocam, farm ne yaptı? Arkadaşlar, farm güzel bir çıkışın ardından konumunu koruyor, bakınız. 180 dolarlarda. Buradaki desteğini kırdı ama tekrar üzerine atmaya çalışıyor kendini. Şu anda orası ona direnç olsa da bir al sinyalinin farm için devam ettiğini görüyoruz. Küçük çaplı da bir alışların RSI'de onu yukarı yönlü desteklediğini farm için söyleyebiliriz. Küçük bir miktarda yeşil olsa da yataya bağlamış görünüyor. Peki Ankara. Ankara'da da bakınız, al sinyali devam ediyor. Yani piyasamız çöküyor, düşüyor düşünmeyin. Çok büyük bir sıkışma var. Büyük bir patlama gelebilir kardeşim. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Evet, haftanın ilk günü. Belki bu piyasamız öğleden sonra tekrar komple yeşile dönebilir kardeşler. Onun için yani büyük bir çöküş, düşüş gibi algılamayın. Öyle bir şey yok şu anda piyasada. Piyasada sadece belirsizlik var. Piyasada sadece güvensizlik var. Piyasa kendine yön arayışı içinde. Bu yön umarım öğleden sonra yukarıya yönlü değişir diye düşünüyoruz. Arkadaşlar, hangi coin'e bakarsak bakalım. Bakınız, hangi coin'e bakarsak bakalım, küçük miktarda satışların olduğunu göreceğiz. Alışların da olduğunu görüyoruz. VChain'de durum ne? VChain'de de arkadaşlar %1.20'lik bir geri çekilme var. Fiyat 86'larda. 0.086'larda. ALF'e bakalım. ELF arkadaşlar, bakınız ELF'te güzel hareketler geliyor, geldi de. Şu anda evet %7 ile %20 arasında gidiş gelişler var. Sert bir çıkış ve inişleri var bakınız. %7 ve %20 arasında. Eğer %20'yi geçerse bir rally yapabilir. Geçerse diyoruz bakınız. %20 ve %7 arasındaki gidiş gelişleri grafiğe göre devam edecek durumda görünüyor. Cardano. Arkadaşlar, %2'ye yakın bir geri çekilişi var ama Cardano için al sinyali ve 1.35 dolardı. Farkındaysanız sürekli 1.35, 1.35, 1.35. Yukarı da kırsa oraya geri çekiliyor, aşağıya da kırsa oraya geri çekiliyor. Bu ne demek? Arkadaşlar, Cardano için Cardano yani takip edilmesi gereken coinlerden biri olduğunu defalarca söyledik. Her an büyük bir sıçrama yapabilir Cardano.
Evet. Cardano'dan bunu bekliyoruz. Goglem. Arkadaşlar güzel bir çıkış yaptı. Bakınız Goglem'de de güzel bir çıkış. Hala al sinyali var. Hala al. Düzeltmesini bitirdi. Çıkışın ardından kuzey yükselişi yapmıştı bakınız. Kuzey yükselişlerin tehlikeli olduğunu her zaman her videomda dile getiriyoruz böyle bir yükselişlerle karşılaştığımız zaman. Kuzey yükselişleri anında yükseldiği için o ani yükselişlerinde ani düşüşü oluyor kardeşlerim. Ve düzeltmesini de bitirmiş. Burası güzel bir destek noktası onun için. Bakınız şu büyük uzun bir yeşil mumu atmazdan önceki pozisyona geri döndü. Evet. Tek tek bütün coinleri incelemeyeceğim kardeşlerim. Şuradan iki tane de Metaverse'e bakalım. Engine'den bakalım arkadaşlar. Engine'de al sinyali var bakınız. Fiyat şu anda 2.9'larda. 3'e doğru yolculuk var. Önünde direnç orası zaten. Al sinyali devam ediyor. Aşağıda da alışların olduğunu engine için söylememiz mümkündür. The Sandbox'a bakıyoruz. O yataya bağlamış durumda. Sat sinyali devam ediyor. Ve tekrar 6 doların altına indi. 5.5 dolarlara kadar çekilebilir mi? Yoksa buradan döner mi geri? Bekleyip göreceğiz. Zaten aşağıda da 5-7 desteği var. Mana'ya bakıyoruz arkadaşlar. Mana'da da gördüğünüz gibi bir al sinyalinin geldiğini fakat %1.32'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. O da %1.32 ile 3 dolar 29 cent, 3 dolar 30 cent bandı aralığında sıkışıp kalmış durumda. Gala'ya bakıyoruz. Gala'da da durum farklı değil arkadaşlar. Onda da %1'lik bir geri çekilme ve 0.45 seviyelerindeyiz. Aks'a bakıyoruz arkadaşlar. Aks'ta da evet onda da bir geri çekilme var ama 0.36'lık bir geri çekilme 96 dolar seviyelerinde. Aks'ta alış sinyali var. Aks 96 direncini kırarsa bir anda 100 doların üzerinde kendini görebilir. Çünkü destekten uzaklaşmış direnci iğneliyor şu anda. Solana. Arkadaşlar %2'ye yakın bir geri çekilme var. Aynı çizdiğimiz gibi yatay şekliyle yoluna devam ediyor. Avax'ta durum ne? Avax'ta %1'e yakın geri çekilme var. Desteğini tekrar test ediyor. Sat sinyali gelmiş görünüyor. Fiyat olarak da 111 dolar bandında. Chainlink 21-22 dolar bandına kadar geldi. Arkadaşlar bu düşüşü Chainlink lehine çevirebilir bakınız. Dikkat, bu sıkışmaları, bu olumsuzlukları Chainlink kendi lehine çevirebilir diyoruz bakınız. Çünkü güzel bir formasyon, düşen, yükselen formasyona girmiş durumda. Buradaki direncini de kırarsa 22'yi 25-30 dolarlara doğru gidebilir. CRO'ya bakıyoruz arkadaşlar. CRO'da da küçük bir kırmızılık var. Onda da geri çekilmeler devam ediyor şimdilik. BitTorrent. Tekrar 27'lerde al sinyali devam ediyor. Bakınız al sinyali devam ediyor. BitTorrent'te de durum böyle. Ripple 84'lerde Ripple için de bir al sinyali var. Evet 88'in üzerine atması lazım kendini önce. Atmadığı takdirde bu şekilde hareketleriyle yatay şekliyle devam edecektir. Chiliz al sinyali de geldi Chiliz'de. 30'un üzerinde tekrar. %1.35'lik bir kırmızı. Arkadaşlar bu kırmızılıklar sizleri yanıltmasın. Bir anda isterse bu piyasa uçar gider. Onun için sabır diyoruz. Yani panik yok. Sabır. Canınızı sıkmayın. Çünkü bir günde, beş günde uçar kaçan hisselerimiz olmaz. Onlar her ne kadar yukarı çıksa da düzeltmesini yapacaklardır. Yoluna en güzeli de böyle devam ederler. Yani artışlarının ardından küçük düzeltmeler, artışların ardından küçük düzeltmeler gelirse güzel yükselişler elde edebiliriz. Arkadaşlar Atom Kardeş'e dikkat. Atom Kardeş gidiyor bakınız. Evet şu anda 36 dedik 50 dolar yolcusu hala geçerli Atom'un. Diğer taraftan da arkadaşlar AMP'a bakıyoruz. AMP'ta da küçük bir geri çekilme olsa da yatayda şu anda devam ediyor yoluna. Shiba 33-34 bantlarında bakınız takıldı kaldı. Ne aşağı ne yukarı yataya bağlamış durumda. Elon 16'larda kaldı.
16, 15, 16 şeklinde yoluna devam ediyor. Dogecoin arkadaşlar 17'lerde kaldı. Bakınız 0.17'lerde kaldı. Sat sinyali devam ediyor. Clear Network güzel bir açılışı var. Yeşil'de açılış yaptığı haftayı. Evet, an itibariyle %2, %3 ile %2 arasında gidiş gelişleri var. 0.79, 0.80 bu band aralığında gidiş gelişleri var. CHR'e %4'e yakın bir geri çekilme var. Desteği kırdı. Biraz daha geri çekilir mi? Bekleyip göreceğiz. VTHOR'da küçük bir yeşillik var arkadaşlar. Al sinyali VTHOR için devam ediyor. Bakınız. Onda da güzel bir hareket gelebilir. JOS arkadaşlar. JOS'ta da yeşillik %1'lik yukarıda. Onun da al sinyali henüz yok. Ama dediğimiz gibi %0.0 gördüğümüz gibi bu direnci kırması lazım. Bakınız sıkışarak gidiyor. Piyasa genelinde bir sıkışma var arkadaşlar. Hatırlayın Bollinger bantımızda ne dedik? Uzun zamandan beri sıkışarak gelen bir piyasamız varsa bu da ne yapabilir arkadaşlar? Bakınız bütün şeyleri kaldıralım. Destekleri zaten burada onu belirteceğiz şimdi. Bollinger bantında şuradan açalım. Bakınız sıkışma. Şurada da sıkışma bitti. Ne yaptı sıkışmadan sonra? Bam diye attı kendini yukarıya. Buradan da ya aşağıya ya da yukarıya doğru sert bir şekilde kırılımlar gelebilir anlamını taşır. Yani uzun zamandır sıkışarak gelen bir grafik bir anda aşağı ya da yukarı kırılma eğilimine girebilir diyoruz. Arkadaşlar videoyu fazla uzatmıyorum. Akşam üzeri yapacağım yayında isteklerinize de yer vereceğim. Şimdilik bu kadar diyoruz. Sadece sabır kardeşim. Sabır, sabır, sabır. Gerisi gelecektir diyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.